7 Ekim'de değişen şey neydi? Beraberinde 7 Ekim neleri değiştirdi? Gazze'liler açısından, Filistinliler açısından, Müslümanlar ve İslam dünyası açısından bakıldığı zaman tarihin bir dönüm noktasına yaşadığımız su götürmez. Çünkü bir taraftan oluşan insani dram ve kayıplar, bir taraftan İslam coğrafyasının aslında zannettiğimizden ne kadar fazla parçalanmış olduğu gerçeğiyle yüzleştiğimiz bir süreç oldu. Fakat ben sadece bu süreci olumsuz yönleriyle değerlendirmek taraftarı değilim. Çünkü sadece Filistinliler açısından bir dönüm noktası olmadı. Aynı zamanda Yahudiler, Yahudilik ve Siyonizm açısından da bir dönüm noktası oldu. İsrail'in kuruluşundan beri ilk defa, Filistin davasının ilk defa bu kadar dünya çapında, dünyada adeta bütün milletlere mal olmuş bir şekilde tartışıldığı ve benimsendiği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bu birinci önemli nokta. İkincisi Yahudilik, Siyonizm, İsrailli olmak gibi bir takım kimlikler hakikaten bütün dünyada artık gurur duyulacak ya da serbest bir şekilde sergilenecek kimlik olmaktan çıktı. Bugün Yahudiler kendilerinin İsrailli ya da Yahudi olduklarını daha önceki yıllara, 10 yıllara oranla hiç de öyle serbestçe sergileyemiyorlar. Bu da çok önemli bir nokta. Üçüncüsü Yahudi nefreti ki İsrail ve Siyonist dil onu antisemitizm olarak dünyaya benimsetti. Fakat bir parantez olarak söyleyecek olursak antisemitizm Sami ırklarına düşmanlık demektir. Kelime manası itibariyle dolayısıyla Arap düşmanlığı bir antisemitizmdir. Parantezi kapatıyorum. Bütün dünyada Yahudi düşmanlığı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. İnsanlar zaten yaşadıkları ya da hissettikleri bir takım durumlar vardı bundan önce. Fakat İsrail'in yaptıklarından sonra bütün dünyada Siyonizmin ne kadar kibirli, ne kadar üstenci ve ne kadar dışlamacı bir ideoloji olduğunu bütün dünya iliklerine kadar hissetti ve gördü. Bütün bu süreç bittikten sonra, yarın bir gün silahlar sustuktan sonra ya da ateşkes vesaire süreçlerinden sonra bahsettiğim noktalar daha da ileriye taşınacak. Şu anda bütün dünyada artık Siyonist cephede ve İsrail cephesinde çok ciddi bir gedik açıldı ve çok ciddi bir antipati bütün dünya çapında yayıldı. Dolayısıyla bu açılardan 7 Ekim'in tarihe bir dönüm noktası olarak geçeceği kanaatindeyim. Haniye'nin şehadetinden sonra Sinvar'ın başa geçişiyle savaş nereye evrildi? Yani şimdi bir yıl doldu ve bir yıldan geriye doğru baktığımız zaman Aksa Tufanı'nın başlangıcından itibaren İsrail ilk hedeflerinde, ilk günlerde şöyle hedefler koyuyordu kendisine. Hamas'ı yok etmek, direnişi bitirmek, Gazze'yi insansızlaştırmak. Bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamadı. Çünkü bu hedeflere ulaşması için sadece kendisinin kararlı olması yetmez. Bütün dünyada kendisini destekleyecek topyekun bir çevre olması lazımdı. Ama demin ifade ettiğim gibi bütün dünyada o kadar ciddi bir nefret ve tepki doğdu ki İsrail'e karşı sadece Müslüman cephede değil bütün dünyada. İsrail bütün bu amaçlarına ulaşamadı. İsmail Haniye eğer İran'a gitmemiş olsaydı ya da İran'dan dönmüş olsaydı muhtemelen bugün hayattaydı. Tabii bu açıdan baktığımız zaman Filistin'de direnişin liderliğine de hiçbir zarar veremedi İsrail. Yani İsmail Haniye'yi parantez içine alarak söylüyorum. Öbür taraftan baktığımız zaman Hamas'ı bitirmek gibi bir düşünceyle hareket ettiler. Bırakalım Hamas'ı bitirmeyi. Hamas'ı bir ideoloji ve bir ülkü, bir ideal olarak İslam dünyasında, Arap dünyasında kahramanlaştırdılar. Ebu Ubeyde diye bir kahramanımız oldu. Bütün her yerde 7'den 77'ye herkesin ne açıklama yapacak acaba bugün ne söyleyecek diye takip ettiği, merakla dinlediği. Yani savaştan, bu saldırılardan, soykırımdan önce sadece konuyla ilgili meraklı insanlar tanırdı Ebu Ubeyde'yi. Bütün bu açılardan baktığımızda tabii ki Filistin davasının bırakın bitirilmesini, Filistin direnişinin bırakın soykırımın sona erdirilmesini, tam tersi bütün dünyada Filistin davasının sahiplenildiği bir sürece dönüştü. Yani avantaj Filistinlerde diyebilir miyiz? Her zaman. Yani nihayetinde tarihte de bunu yaşadık. Yani nihayetinde bu kadar büyük bir soykırım, bu kadar büyük bir baskının nihayetinde kazananı baskı yapanlar olmayacak. İsrailoğulları ki tarihte bu en çok bu tecrübeyi kendileri yaşadılar. Mısır'da da yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da da yaşadılar, Avrupa'da da yaşadılar. Bütün bunlara rağmen bu kadar baskı görmüş bir milletin bu kadar zalimleşmesi de tarihteki hakikaten acı ironilerden bir tanesi. İran'ın savaşa ilk defa bu kadar müdahil olmasıyla neler değişecek? Yani İran'ın müdahil olması belki biraz dikkatli ifade edilmesi gereken bir kavram. Çünkü İran zaten kontrollü bir şekilde ilerliyor. Dünya sisteminden kopmak ya da dünya sisteminden tamamen dışlanmak gibi bir niyeti zaten yok İran'ın. Öbür taraftan bir yıl boyunca Gazze lehine hiçbir şekilde müdahil olmayan İran'ın nihayet Lübnan'a saldırılar sıçradığı zaman sembolik önceden haber verilmiş kontrollü bir saldırı başlatması nihayetinde İslam coğrafyasında ve tabii ki Gazze başta olmak üzere ezilen kesimlerde sadece küçük bir umut ışığı oldu. Onun dışında zaten İran'ın ben bütünüyle savaşa girip tümüyle İsrail'le savaşmak ya da tümüyle bütün bir batıyı karşısına almak gibi bir niyet olduğu kanaatine değilim.
Savaşın daha da yayılacağını düşünüyor musunuz? Coğrafyamız tarih boyunca zaten bir gerilimler ve çatışmalar bölgesi. Yani bu bölgenin günün birinde tümüyle huzura kavuşacağını düşünmemek lazım. Çünkü burası yerin altı, yerin üstü, sahip olduğu maddi manevi bütün kaynakları düşünün. Zaten çatışmanın temeli ve kaynağı burada ve kıyamete kadar öyle anlaşılıyor ki burası bir rekabet ve gerilim meydanı olacak. Bunu söylerken coğrafya hakkında ümitsiz ya da olumsuz bir tablo çizmek niyetine değilim. Coğrafyanın tabiatı böyle. Yani burası çok kıymetli ve gerçekten tabiri caizse dünyanın rengi noktası olduğu için bu coğrafyada yaşayan milletler her zaman tabiri caizse kazanın başında olacaklar. Öyle olunca bizim de tabii bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak coğrafyanın tabiatına bu yönüyle çatışmanın her daim aslında seçeneklerin birincisi olabileceği gerçeğine her zaman hazırlıklı olmamız ve buna göre çalışmamız lazım. Yani eğer sulhu salah istiyorsak cengül cidale hazır olmaktan başka çaremiz yok. İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye'ye gözünü dikeceğini düşünüyor musunuz? Yani arz-ı mevcut dediğimiz zaten onların da inkar etmedikleri bir gerçeklik var ve kendilerine söz verildiğini düşündükleri topraklar içerisinde Türkiye'nin bir bölümü de yer alıyor. Bunlar zaten yayınlanan haritalarda ya da konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda zaten ortada olan bir şey. Tabii bir taraftan Türkiye'nin doğusuyla ilgili sadece İsrail ya da arz-ı mevcut bağlamında değil, dünyadaki birçok büyük emperyal gücün burada yapmış olduğu bir takım da yapmak istediği yatırımlar var. Türkiye bu kavganın her zaman bir parçası olacak. Bugün İsrail diyelim ki yıkıldı, tarihe karıştı. Bu coğrafyada yine bir şekilde bu coğrafyanın ganimetini paylaşmak isteyen ya da bu coğrafyadaki kıymetleri bir şekilde edinmek isteyen bir çevre, bir millet, bir dış güç, bir yabancı mihrak illaki olacak. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu anlamda yani İstanbul için de geçerli, bu Konya için de, Manisa için de, Antakya için de, Urfa için hani Türkiye'nin neresini düşünürseniz düşünün, tarihi olarak, kültürel olarak, yeraltı ve yerüstü zenginlikler itibariyle düşündüğümüzde zaten gözünü diken çok fazla millet, çok fazla çevre var. Bu tabii Türkiye ve burada yaşayan insanların da aynı zamanda çok güçlü olması gerektiğini düşündürüyor tabii ki. Bu süreç, bir gazeteci, araştırmacı, bölgeye çok yakından bilen birisi olarak size neler öğretti? Ne gibi farklılıklar oluşturdu yorumlarınızda, edindiğiniz bilgilerde? Yani şöyle tabii coğrafyada zaten devam edecek olan çatışmalar olduğu için çatışmanın yaşanması başlı başına bir sürpriz değil. Fakat çatışma sırasında ortaya çıkan refleksler, insanların verdiği tepkiler, belli konuların ne kadar az bilindiğini görmek ya da belli konularda ne kadar fazla çalışmak gerektiğini görmek benim bu süreçte fark ettiğim ilk şeyler oldu. Öbür taraftan özellikle coğrafyada sahada yaşananlara baktığımızda Türkiye'den bakan insanlar olarak bizlerin aslında sahadaki gelişmelere ne kadar uzak olduğumuzu da ben fark ettim. Tabii sahadaki gelişmelere uzak olduğunuzda yaptığınız yorumlar tabii biraz afaki kalabiliyor. Yaptığınız yorumlar biraz böyle sahadaki gerçeklerle uyumlu olmayabiliyor. Bu bağlamda ben aradaki farkı çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerektiği gerçeği de yüzleştim doğrusu. Gelecekte bölgeyi nasıl hayal ediyorsunuz? Ya şöyle hayaller tabii günlük gülistanlık bir şey yani hayal ediyor insan bölge hayal ediyor. Fakat tarihe baktığımız zaman bu coğrafyada sürekli olarak rekabet olacağı için bir kapışma ve çekişme olacağı için yani bu coğrafyanın tümüyle günün birinde tamamen dış güçlerin müdahalesinin tümüyle kapanmış, tamamen kendi içinde kendi yağıyla kavrulan işte bir Karayipler falan gibi bir bölge olacağını düşünmemek lazım. Bu coğrafyanın çünkü kaderinde, bu coğrafya için yazılan ilahi yazgıda her zaman mücadele var. Yani bu coğrafyanın insanları olarak da bizim bu mücadeleye hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Teşekkür ederim. Ben Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun.